geldi. Yanıma oturdu. Şimdi hesap soracağız Kamil. Hadi bakalım. Şaka bir yana Tuğkan hoş geldin ya. Hoş bulduk abi. Nasıl? Valla ya çok oldu. Şu bayağı at ya oldu. Değil mi? At ya da öpe gelelim gidelim. Ya ama işte bir ton şey oldu arada. Uzaktan izlemek güzeldi abi. Niye yani burada şimdi? Ben uzaktan izleyecektim bunu. Valla iyi oğlum, oldu. İlk sen söyledin at ya da öpe katılmak istiyorum. Ben evet. Daha tanışmadan. Ben dedim. Ben yayınında ulaşamıyoruz gördüm. Ulaşamıyoruz ki abi sana. Hiç daha bir... Valla iyi yani oldu. Yani hiç tanışmak nasip olmamıştı. Olmamıştı. Yani ama seneler içinde gerçekten Tuğkan sağ olsun ya. Oğlum çok seviyoruz seni. Ekip ben olarak çok seviyoruz ama. Yani. Hani bu yalan değil. O yüzden bu içerikte de senin katkın da büyük bizim videolara. Yok abi, hani izliyorsun, destek veriyorsun. Sağ ol yani. Chat'e teşekkür ederim. Chat. Chat seviyor. Ben bazen unutuyorum, yalan yok. Chat diyor. Uras abinin videosu var. Ama çünkü mevzu çıkma ihtimali var ya, renk oluyor yani. Ama abi sizde hep artı 18 şakalar, artı 18. Kamil'den o. Kamil hep sen mi yapıyorsun onları? Tutamıyoruz. Zaman zaman tutamıyorum kendimi. Ben de hep chat'e şaşırıyorum. İzliyorum. Adamlar sürekli başka yerlere çekiyorlar. Kızıyorum. Hiç halbuki öyle dert şeylerimiz. Sende de yok aslında öyle bir şey. Ben aile babası normal bir insan. Bugün var mı ona çekebileceğimiz şeyler? Kanka hangisini çekemeyiz ki? Yani vallahi biz 90'lar çocuğuyuz abi. Biz doğru. Her şeyi görürüz. Boomerlar olarak, aynen. Bir tık boomerlar aynen olarak. Aynen abi, boomer olduk değil mi? Şimdi ilk ürünü veriyorum bak. Evet. Çok... At ya da öp. Yani ürüne direkt atıyoruz, bir işe yarar, öpüyoruz, çok güzel diyoruz. Aynen öyle. Bilmiyormuş mesele gibi bu. Yapıyorum hani, özet geçiyorum şu an. Görüyor musun işte içerik oluşturucusu. YouTuber'ları tam anlayamıyorum da o yüzden. Ya abi daha ne anlayacaksın ya? Şimdi bak, bunu belki görmüşsündür. Daha dün Lemur videosunu çekti. Şey, sabunluk. Hayır, sabunluk. Ya da neydi, Type-C? Bu ne abi? Abi, Super Power Turbo Fan. Senin fan halin. Benim fan halim. Evet, Super Power'sın ya sen de Twitch'te. Bak şimdi, ya, alet bu abi. Ateş ölçer gibi. Bak, şuraya basıyoruz. Tamam. Tamam mı? Nefesim kesildi. Abi çok iyi değil mi? Çok iyiymiş bu ya, bakabilir miyim? Bu ne yapıyoruz? Bununla böyle geziyor muyuz? Bu ürünü inceleyeceğimiz ve bir yerde daha bakacağımız başka bir ürün var. İkisini birleştireceğiz. Mangal. Mangal. Aynen. Tam aklıma o geldi. Evet. Çünkü spön makinesinden fıçı 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 diye. Bunu bir denemek istiyorum mangalda. Bir de şey yapıyorlar. Mesela arabanın üstü kar. Tamam. Bir koyuyor abi. Kar gidiyor. Gider mi bununla ya? Vallahi gidiyor. Ama gücü var. Bir baksana. Baksana eline. Bayağı... Hareket yani şey, eti göçertiyor yani. Evet. Keşkül gibi. Bak ben tüylüyüm. Ben biraz kıllıyım abi. Abi bende var ya, bende de var ya. Oğlum sen İsveçlisin. Sen de... İsveçli. Ağrılı ama kökeni. Sen ağrılı mısın? Ağrılıyım aslında. Abi ya Allah'ım ya, ben de aklımı yitireceğim. Ya sen nerelisin abi? Aklımı yitireceğim ben. Vallahi benim oğlum benim annem Bulgaristan göçmeni, babam Yugoslavya göçmeni ya. Allah Allah. Bu mu, ben mi? Sen abi tabii. Hayır, ağrılı olan ben gibi gözüküyorum. Yani çünkü abi. Ağrıda daha insanlar daha ufak tefek falan filan. Biz babamla böyle bir arada... Ha babadan, baba ya, da mı ağrılı? Benim babaannem renkli, babam da ağrılı, dedemden geliyor. Siz Ruslardan gelmiştir size. Belki de. Rus Vikinglerinden. Ben anlamadım ki, ben abi gözüm kahverengi, saçım kahverengi, boyum abi, bir yetmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Sende de böyle bir Avrupa'yı bir tip var ya ama... Ya oğlum basketbol milli takımının hepsi boşlak. Yüzme beni bu kadar. Bir yetmişim ben. Böyle bir şey olur mu? Ama öpülür mü, atılır mı? Çok öpmeyelim de birçok konuda fayda sağlayabilir bir ürün bence. Gerçekten öyle. Bir kere bu kadar küçük bir şey nasıl o gücü çıkartıyor abi, anlamadım baksana ben. Baksana burada da şarjörü sağlam yani. Evet. Bir sürü şey denemek istiyorum bunu, şu an. Bunu mangal, da deneyemiyorum. Mangalda bir deneyelim biz bunu. Birazdan deneyeceğiz. Bence öpülür abi. Evet. Orada tam öpeceğiz. Aşamalı bu arada. Mesela istersen. Ha gücünü ana. Bu hani tüysiklet de oluyor. Bu da oluyor. Çok fazla. Bu toz moz, klavye falan temizlersin bunu. Rıt dedim mi çıkar. Şimdi bunu deneyeceğiz birazdan ama ilk aşamada öpüyoruz. Birde bir. Evet. Öpümüz var bir tane. Kaç para bu? Abi bunu... Fiyatını sorarlar bunu, ya. Bunu işte kimseye göndermezler yani Çin'de. Kargoda gördüğüm 3000 lira. Şey çıkar. Giderken bunları alırım ben ya. Vereceklerim var. Yok abi şaka yaptım. Tamam devam. Şimdi ikinci ürünümüz. İlk ürün ne kadar bombastikse o kadar uyduruk. Bak mesela sen şimdi üçgen vücutlusun değil mi? Dörtgen. Ya en azından hani... Şöyle dokunuşlar tersi var. Tersi üçgen değil yani. Tersi üçgen değil, toparladık mesela biraz. Mesela bizim Seko... Kare. Estağfurullah. Yani eni de 1.70, boyu da 1.70. Bana daha böyle uzun boylu geliyordu. Yana gitmiş o. Keşke burada olsaydı ya. Vallahi keşke vallahi. Tanısaydık ya. Onun var ya bu ürün... Bağıracaktım, onda... Seko Reis diye. Vallahi var yine o, duyacak. Bu ürün tam Sekoluk aslında.
Tahmin et bunun ne olduğunu. Yani bunu ben abi, yurt dışından hangi tanımla almış olabilirim? Birincisi duşla ilgili, ikincisi bulaşıkla ilgili. Abi alakası yok. Sadece ve sadece kaşınmak için abi. Ciddi misin? Evet, bir kaşıyım bakayım. Oo, İyi mi? Abi şu sırtını da bir yanı yok. Edra'nın şey sırtını görelim. Vallahi şöyle bir sağ yap, sol yap dersin ya, çok mantıklı değil mi? Yani bir, aha bu kılları da toplar ama. Arkayı anlamadım sünger. Yani bildiğiniz arkadaşlar kaşınma aleti diye satılıyor. Önce yumuşatıp ondan sonra arkasından evet. ASMR. Geliyor mu ses? Geliyor. Harbi mi? Çok güzelmiş ya. Vallahi dünyanın en saçma ürünü ama evet, iş yapabilir. Bir sopa taksa. Heh, şimdi sen bunu sırtını yapamazsın. Yok, belki daha ilişkiyi ilerletmek için. Evet, birbirimizi kaşırız. Yapılamıyor diye sen yapar mısın bu adı? Şimdi o zaman videodan sonra hemen böyle Serdar, sen, ben, Kamil, anadan üryan, tamam mı? Ulaşamadığımız yerleri vallahi olur, kaşıyacağız. Onu çekmeyeceğiz, tamam mı Kamil? Çünkü üçgen vücut olacak ya, sürpriz olması lazım. Sesini alırız sadece. Heh. Blur atarız abi. Ha, blur. Blur da olur. Aralarda dersin ki abi oraya girme. Orayı tabii blurlayamayız. Ben razıyım. Zevkle de yaparım abi, bir şey söyleyeceğim. Bu bak şimdi ne olacak? Benim sanki içimde şöyle bir tüm böyle atmalık ürün gibi geldi bana. Bence de. Değil mi? Atmalık ürün. Şimdi bak. Evet, üçüncü ürün. Bu nedir abi? Bu nedir? Bu muşta. Vay be abi, görüyor musun? Viking'in hali başka. Ama çok iyi muşta ha. Evet. Bir dakika, bunlar da benim izleyicilerimin hediyeleri. Öyle mi? Ben çok seviyorum öyle şeyleri takmayı. Bizde alyans bile yok. Abi nasıl girdi o ya? Nasıl girdi lan o sana? Niye girmesin ya? Bana niye girdi ya? Bize girmedi abi. Yani demek bana ki, giresi varmış. Evet, ona giresi varmış. Bana girdi yani. Sizin parmaklara girmiyor mu bu? Şimdi böyle ya. Tamam. Şöyle açılıyor. Açıldı. Muşta oldu. Evet yani. Doğru. Buna giriyorsa evet, bunlara da girmesi bir lazım. Bir de işin kötü tarafı ne oldu biliyor musun? Ben bunu soktum. Çıkaramadım. Döndüremiyorsun. Hani döndürerek çıkartırsın. Evet. Anladın mı? Falan filan. Deneyim mi bir? Dene. Kesin takılacak da bütün video keserek boyunca. Keserek canavar var aşağıda, spiral. Anlarım ben onu şimdi. Yok abi, orta parmakta kalır. Değil mi? İşte benim de öyle oldu. Dışarıya çıkalım. Şöyle deneme yapalım bak. Buraya takalım. Bu arada bunun satışı falan Türkiye'de yasak aslında. Bulundurmak da yasak. Yani üstünde taşımak da yasak muştanın. Silah sonuçta. Evet. Bunu şöyle vuralım. Çünkü başka türlü olmaz bu. Sakatları sen öyle bak. Yarınlar yokmuş gibi vurmayacağız ki ya. Tamam o zaman. Yani. Çocuklar için. Evet, çocuklar için. Ali okula giderken. Çok güzel bir ama. Bir de şeyi anlamadım abi. Şimdi bunu tabii ki önerilen bir şey değil ama diyelim ki muştanın amacı ne? Güçlü vurabilmek evet, değil mi? Şimdi sen bunu taktın, bir mevzu çıktı. Parmakların kırılır. Hayırdır lan? Derken falan böyle hazırlayacak mısın ama abi? Ama bir şey söyleyeceğim bak, şöyle ilginç bir bilgi var. At ya da öpün bir markasını çıkartıyorum. Biraz önce sana bahsettiğim evet, ilginç ürünler aynen, falan. Şimdi ben bıçak falan da yapıyorum ya. Acaba bıçak satabilir miyim? Hani özel yapım. Bir mevzuatı okudum. Yanında taşımak için mesela muşta her türlü yasak. Tamam. Fakat muştadan ziyade tırnakla çekip açabildiğin çakı yasak değil. Ha. Şimdi bu da öyle. O zaman muşta da satalım abi. Yani tut sana bir bahane daha olur. Şeye dönüyormuştum böyle. Aynen. Savunma aletleri var. Yüzük olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yüzük olarak bence şık duruyor ya. Hani şöyle somun bakıyorum gibi. Aynen öyle. Başka şeylerde illaki kullanılır yani. Baksana şık da duruyor. Evet yani. Şöyle mi göstereyim? Kamil'in bir montu vardı. Deri. Tamam. Arkasında Fridom yazıyordu. Abi Kıvanç Tatlıtuğ giymiş. Ben giyince sıkıntı oluyor. Seko'yla zorbaladığımız için sürekli bunu, dalga geçtiğimiz için çocuk montu sattı. Aga be. ama Fridom yazıyordu. Fridom. Fridom, çivili Fridom. Her şeye kullanılır yani aslında. Yani bir dışarıda bir vuralım bir iki ve tane. Ve sana bir şey, bir tek bununla birine vuramazsın. Her şey yarayabilir yani. Sadece diyorsun muşta değil. Tabii sadece muşta değil yani. Senin oyun ne abuna? Bence bu öpülecek bir ürün. Bence de öpülecek. Yani ama işlevi ne kadar karşı al, bu da benim sana hediyem olsun. Vallahi mi? Aynen. Oo, cepliyorum o zaman. Tabii. Ya seviyorsun bu... ya yüzük falan. Vallahi güzel, teşekkür ederim hediyen için ne abi. Ne demek abi. Eyvallah. Öpülür bu. Şimdi öpülür, deneyelim bir de dışarıda. Öptük. Evet abi, strafor. Güçlü bir malzeme. Evet, asla çok, hasar almaz. Asla çok. Ben tutayım, sen vur. Ha vurayım mı? He. Nasıl yapalım? Ya sen onunla ancak tokat atarsın abi, ya. Abi bir Osmanlı yapıştır bakayım. Abi muştaya ihtiyacım yok. Tokat muştası. Yani senin yüzükler daha tehlikeli bunda. Evet. Bak yani, fark ettiysen. Daha doğru yerde dur. Son iki parmağı takıyorsun. Evet. Hani şu Ertan Reis'ten. Aynen Ertan'dan. Bakalım iz bırakacak mı? Şu önce bir şeyine, sivriliğine bakalım. Ama bu şimdi normal strafor kırıldı. Evet ki abi ya. Dur, küçüldükçe daha zor olacak. Aa bak. Hasar verir ya. Verir, açar bu. Açar bu. Evet, açar. Ama açar. Sanki parmağın da içinden geçer gibi. Parmağı da kırar. Sekom olaydı. Aga. Onun o incecik. Kibar mı? Çok çok. Vallahi. Bu kadar parmağı ya. 130 kilo oldu. Bu arada bu çok girdi büyük bana ya. Tamam bu oldu. Nasıl çıkartacaksın abi? Allah büyük. Ama girdi. Şimdi evet, tut abicim bakayım.
Ama ne oldu ki yani? Ama abi bu harika bir vuruştu bu arada. Evet, güzel vurdu. Dur bak, buna bir şöyle vuracağım. Aa, bu açar, bu çok açar tehlikeli abi. Ya. Tam bir muşt etkisi değil ama şu çıkıntıları adamı sakat eder. Evet, şimdi kaldı mesela bu. Bak, hemen bir piril. Ha, bu senin artık abi. Allah kahretmesin, bak döndüremiyoruz da Allah'tan. Orta parmakta kaldı. Heh. Burada kaldı Kamil. Vallahi. Hah, al abi. Güzel. Güzel hediye valla. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Böyle kayıtta devam mıyız şu an? Yok yok. Abi bak, bu enteresan bir şey şimdi. Aha. Bak buradan böyle sokmalı. Sokmalı. Evet. En sevdiğim. Yani böyle bulmacalı ürünler. Diyorsun kelepçe falan, kilit. Severiz. Abi. Çöz mü diyeceğim? Yani öyle bir şey. Şimdi seviyesi var bunun? Hiçbir fikrim yok Tuğkan. Çinlilere bunu soramıyorsun, anladın mı? Yani öyle bir... Bu var diyor. Gönderirse bu arada bir de. Mesela başka bir ürün var, o gelmedi. Hadi ya. Ha. Ya bunu büyük ihtimalle şöyle kaydıra kaydıra abi. Ben bunu ne yaparım? Ben bunu en son kırarım, ben sana söyleyeyim. Ya da abi tornavideyle. Evet yani. Bir de bunu bağlamışlar. Çok garip bir şey. Ne yazıyor? Albert. Ya abi hastasıyım bu Çinlilerin. Ya. Albert Einstein yazmış abi. İnanılmaz ya. Bir de The Official Ranch. Yani Albert Einstein'ın ürünü bu. Ürünü ve official. Evet aynen yani. Bunu... Ya öyleyse falan derdi. Bak şimdi şunu mesele şuradan çıkarmak. Yani şu parçayı boşlamak, evet, yani. Daha doğrusu alttaki. Evet. Sever misin böyle şeyleri? Abi severim ama hani böyle 3 dakikada yapılacak bir şey değil gibi duruyor. Aa, şunu boşlayacaksın ki bunu yukarı kaldırarak yollayasın. Evet yani acaba şunu şuraya çeksek ama nasıl çekilmez olacak? Çekilmez o, işte bloğu var onun. Ya Tuğkan ya. Abi bu videoda bunu yapmalısın abi bunu. Oğlum bu... Acaba bir hilesi falan mı var ya? Olmaz olur mu ya? Çinli işi bu. Bakayım mı abi? Sadece merakımdan bakacağım. Hatice bir tornavida getirsen aşağıdan ya. Abi bu zor. Yani bu mantığı da bir değişik. Ya anlamadım da. İşte ben de orada patladım. Acaba şöyle bir şey mi yapılıyor? Ama nasıl? Ya Einstein yaptıysa bunu. Doğru ya, adam yapmış. Biz yani, de düşünüyoruz sanki, evet, Çinler yapmış gibi. Atom bombası yapan adam yani. Tabii canım. Abi bak, buldum. Zaman. Harbi mi lan? Bak bak. Gördün mü, boşladı orası. Aa, ilk kez yukarı çıktı. Ona açıldı lan. Doğru gidiyoruz. Doğru ya. Doğru gidiyoruz. Bak bunu buraya alırız. Hah. Şimdi aşağı kaydır abi diğerlerine. Bak bunu dur. O buna kilitlenirsek yanarız bak. Al abi şu yıldızın. Yani, düzmüş. Evet abi, şimdi çözüyoruz işi bak. Einstein, sen Einstein'san. Biz de tornavidacıyız kardeşim. Bu arada net formikarium seti bu. Ben bunda karınca beslerim. Ya ben bir üzülüyorum abi. Ne hayvanlar abi? Çok küçük yerde kalıyormuş gibi. Ama gerçekte sen de daha öyle. İyi bilirsin. Hayır yani. O çok haklı bir yorum. İnsanlar buna çok şaşırıyor. Günah değil mi küçücük hayvanı tıklıyorsun? Zaten hayvan doğasında da en küçük öyle. Yere giriyor değil ya. Değil mi, öyle doğru. Tabii. Oh be. Bak niye formu karın dedim biliyor musun abi? Bunu sen buraya koyduğunda, evet. Kapattığında, blokladığımızda bak karıncanın yaşayacağı alan burası. Zaten 3D printer'da falan bu kadarlık boşluk yapıp üzerine cam koyuyoruz. Bir karınca mı koyuyorsun içine? Ya burası mesela abi 50-60 işçili koloninin yaşayacağı yer. Ay ya, yavrum çok seviyorum karıncaları ya. Ben de çok seviyorum. Bir de bize çocukken hep öyle aşılandı ya karınca, evet, çizgi, evet. Filmler. Bir de çok temiz hayvanlar, çok böyle temiz. Abi değil. Hayvanlar çöplerini dışarı atıyor. Eyvallah da kolonide ölenleri de ayrı yere koyup hadi mezarlık ya. Yapıyorlar abi yani bir noktada. Gerçekten mübarek hayvanlar ya. Neyse, karıncalara buradan selam olsun. Bu atılır mı, öpülür mü ya? Aslında atılacak ürün değil. Bu tam böyle zamanlı uğraş. Bunu seven için. Bu tip konsepti seven adamlar için öpülecek ürün. Karıncalara bakıyorum diye. Çok linç yedim. Niye? Böyle. Ne her konuda. Linç olsun. Yiyorum. Linç olsun, yiyeyim yani ben. Mesela atıyorum, tarantulayı beslemek için unkurdu veriyorsun ya. Unkurduna mı şey yapıyor? Unkurdunun da linçini yedim. Ha, unkurdu duyarı. Evet, sonra mesela o kişiyi hatırlıyorum tersine. Kardeşim yarın lahmacun vermeyi deneyeyim. Yerse sıkıntı yok dedim. Aynen öyle yap dedi bundan sonra. Sonra tartışmayı kestim. Ha, iyi o zaman. Şu tarantulayı lahmacun yiyebileceğini düşündü. Biz bu arada piranaları ATV Haber'de çalışırken lahmacunla besliyorduk. Yer. Yiyordu hocam. Ay, löpür, yer, löpür. Ondan löpür sonra yer. Şeydeki diğer balıkları da yediler. Yerler. Evet, o lahmacundan sonra her şey değişti akvaryumda. Allah Allah. Tabii hepsini yediler. Astronot balıklarının kuyruklarını yediler. Astronotlarla birlikte yaşarlar aslında onlar i̇şte, ama. İşte o lahmacuna kadar öyleydi. Kanın kokusunu aldılar. Gerçekten bak. Lezzetine demek ki. Güzel, Namlı'dan söylemiştik. Levent Namlı'dan en iyi lahmacun. Karnatür de atsaydınız abi. Bak canım çekti. Ne diyeyim, pirana ile lahmacun nasıl bağlaştı? Abi zaten bizim videolarda bir anda 90'lar Yaşar şarkılarına falan bağlanıyor, evet, saçma. Çelik falan çıkacak. Aynen. Bir yerden şimdi. Hoppa. Bir beyaz mendil. Abi şimdi tam senlik ürün. Hadi bakalım. Tavuğun var mı? Tavuğum yok. Şaşırdım ben bu cevaba. Hani vardı tavuğu çocuğun? Olabilir dedim. Tavuğum nasıl var mı ya? Bayağı
Tavuk besliyor muyum? Ne bileyim abi yani olabilir sende. Şimdi düşünce herkes tavuğum dolabıcı. Evet aynen öyle yani. Valla tavuğum var boyunlarda, dolapta, buzlukta var yani. Abi çok iyi ürün. Göster abi. Tavuk kaskı. Bak hala fare besliyor olsaydım bunu fareme takmak olur. İsterdim. Hüsniye falan da olur aslında. Bak alttan şeyi de var. Bunu tavuğu takacaksın sonra anahtarlığına takacaksın tavuğu. Burada dolaştıracaksın. Bu gerçekten tavuk kaskı olarak mı satılıyor? Gerçekten tavuk kaskı olarak satılıyor oğlum. İnanılmaz ya. Adamlar nelere ya, yatırım yapıyorlar ya. Ya Çinliler ya abi bunu bulmuş herif ya. Bunu satıyor yani. Dekor amaçlı mı yapmış, komiklik olsun diye mi yapmış yoksa gerçekten bir koruma içgüdüsü mü yapmış? Ne bileyim abi yani tavuğa kask satıyor adam ya. Allah Allah. Ya sırf şunu muhabbetini yapmak için bile alırsın. Evet alırsın. Tavuk gördün mü takmaya çalışırsın. Zaman geçirirsin yani anladın mı? Bunu atarım ben. Ama bu ürünün varlığına da saygı duyuyorum yani. Ben de saygı duydum. Yani bunu düşünmek çok... Görsem doğru. Dünyanın en gereksiz şey olduğunu bilsem bile alırım. Alırsın abi bunu. Evet abi. Abi kaba tabirle bir boka yaramaz ama... Evet plastik çünkü bu. Ama tavuğun da hoşuna ne gelebilir zaten yani? Hayvan ne hayvanı? Aslan filan değil, kaplan filan değil. Köpek ufak, de olsun. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de değil. Ne? Tavuk. Ne yapacak tava? Yani tavuk kafasını nereye çarpabilir en sert bunu kuracak? Abi aslında tilki saldırısı, benzeri saldırılarda düşünsene koloniyi, tavukları. Hepsi böyle kasklı. Saldırmayabilir biliyor musun? Evet. Yani çünkü hayvanlarda... Bunlar kafa atıyor evet, ya böyle. Hayvanlarda böyle bir garip şeyler bir var ya. Bir de senin o Freedom yazan çivilleri de evet, buraya abi, taktın Freedom. Mı? Al sana koruma O zaman Kamil kask. Sen bunu... Neyse şimdi. Neyse bir şey söylemeyeyim. Atalım ne dersin? Ya hadi. Aslında var ya harbiden atılacak ürün ama vizyona saygı var. Ya buna para verdik ve aldık. Tavuk kaskı. Tavuk kaskı. Öptük de attık Öptük. Da. Yani, aynı hepsi var ama burada. Toksik bir ilişki içerisindeyiz şu an. Şimdi aylar önce diyebilirim bir videomda bir ürün incelemiştim ben. Çok beğenmiştim. Ağırlıklı battaniye. Oo evet. Hatırlıyor musun? Sen hatta bir bakayım lan alayım falan gibi aynen. Böyle bir yayınında şey yapmıştın. Hafif onu... elim aldın abi. Hayır hafif battaniye. Küçüğü. Nasıl ya? Tavuk için. Tavuk için ya. Full set tavuk diziyoruz bunu. Abi bunu sen çok seversin diye düşünüyorum. Gündüz uykusu şeyiniz var mı? Maalesef. Yani çünkü oluyor geç, yani. Geç tabii. Yayın yapıyorsunuz. Ağırlıklı göz bandı. Allah Allah. Evet. Aynı hissiyat, o ağırlık kucaklama hissiyatı. Garip bir şey. İçinde ne var? Şey. Cam küreciği falan var. Öyle mi? Nasıl? Tam nail çıktı sanki. Vallahi abi nasıl? Bir taksana bir şey hissediyor musun farklı olarak? Ya aslında... Bunu yatmak lazım. Evet, ağırlık böyle üste aynen. Binmeli. Evet. Şuraya kıvrılırız olmasa ya. Ha, bak böyle yapsana Tuğkan. O bak o işte göze rahatlık getiriyor aa, olabilir ha. Bak, i̇yi mi? Bayağı iyi. Şey hissiyatı. Çay koyarsın ya. Masaj. Evet evet. Bak ya. Kafayı at arkaya. Aldın mı sen de aynı hissiyatı? Abi hiçbir şey almadım ya. Harbi mi? Sen de bakayım. Ben öyle hissettim ama bilmiyorum yani. Dur bakayım şeyini okuyalım. Türk markası mı? Yerli marka evet, çok evet, güzel evet. Ürün ya. Ya yerli seviyorum yerli markaları ya. Ben de seviyorum. Ya bu da bir vizyon. Tabii tabii canım. Ya aynen. Bu şey değil ulan böyle bir ürün yapalım bütün Türkiye'ye satarız ürünü değil bu yani. Canım. Adam resmen bunu düşünüp yapmış. Malzeme bu aslında. Ha, dışını yıkıyorsun. Ama şöyle bir gerçek de yok mu? Mesela sen nasıl yatan bir adamsın? Böyle yattın mı ip gibi kalır mısın? Yok alakası yok ya. Ben takla falan atıyorum uykumda ya, yani. Bu durmaz bende mesela. Ha yandan geldi tamam. Neyse. Ben bunu zor takarım. Ama güzel yani şeyini sevdim. O ağırlık hissiyatını sevdim. Ama bu ürünler uykuya dalmakta zorluk çeken insanlar için değil mi? E tabii yani. Onu bilmiyorum. Yok be. Bakayım. Bunu gözüne takacaksın. Üstüne de senin o eski ağır battaniye alacaksın. Böyle fıstık. Tank gibi yatarsın. Aynen. Daha iyi uyku, daha derin rahatlama. Ben öpüyorum. Tuğkan atıyor. Buyurunuz. Mucuk hani. Evet. Mucuk. Yarım mucuk. Yarım mucuk. Evet. Şimdi abi bak. Bakmayın. Bilgisayar başında. Tamam. Bence kullanırsın. Ama hiçbir işe yaramıyor. Zaten hiçbir şey işe yaramayan ürünler güzel oluyor abi. Evet abi bak. Bu Star ne? Gyro. Neyin gyrosu? Athena Gyro gibi. Dürüm mü bu? Ne bu? Dürüm gibi. Görüyor musun? Andromeda. Tamam. Falan. Allah Allah. Bir tahmin etsene bunun ne olduğunu. Çeviriyor muyuz? Evet abi. Durmuyor bu. Nasıl durmuyor? Durmuyor abi. Biraz önce ürünleri bakıyoruz hangisini kullanalım. Bunu bir çevirmeye başladım. 10-15 tane ürüne baktık. Hala dönüyor. Duracak elime. Ya ne zaman duracak? Bilmiyorum. Nasıl bir icat yani? İcat var. Şey gibi bu. Saatler var ya tık evet tık abi. Tık bitmez ama hep bir kendi kuvveti. Ama onda kurma var. Bu kurmuyor.
kurmuyor. Bu adam tilt eder. Tribe sokar adamı. Tribe sokar gerçekten. Yani ne işe yarar bu alet? Hiçbir fikrim yok. Ama bu alet 3 dakikadır dönüyor abi. Duracaksın oğlum sen. Olmazsa duracaksın. Bizim şeyi arayalım hemen. Alper komutanı. Ne? Uzaydan bağlantılı. O enteresan vallahi. Tatlı ha. Mesela bak bu şeyde belki işe yarar. Dur lan artık. Sen mesela yayın yapıyorsun ya. Böyle masada. Tam zaten o iş için evet, aslında. Evet o yani. Mikrofona ses gitmediği müddetçe evet. Hiçbir sıkıntı aynen yok. Aynen öyle. Zaten şu harekette yapmazsın. Bak yine sohbet açan bir ürün. Evet. Yani bu ne biliyor musun dedin arkadaşı? Ne abi o dedin? Durmuyor bu dedi. Evet tamam sabah kadar bakıyoruz abi. Bunu denersin şey gibi televizyonlarda logoların bir yere oturmasını bekleme bekler muhabbeti gibi. Var ya. Onun aynen gibi bir şey bu. Kaç para abi? Evet, 200-250 liraya falan gelmiştir bu şeyden. 52 Çin'den. Grammış abi bu. Güzel ürün. Ben öpüyorum ya. Öpülür abi. Aynen. Ben de öpüyorum. Yani öpüyoruz. Öpüyoruz. İster misin? Yok abi sen de dursun ya estağfurullah. Şimdi alırım ben sana. Abi. Şimdi dedim ya at ya da öp diye evet. Site açacağım. Mesela bu ürünü yaptırıyorum. Ha. Hadi bakalım. Nasıl abi? 10 numara şimdi ürün. Bak. Şimdi abi bu tip ürünler. Tam anahtarlığa takmalık zaten. Anahtarlığa tak ve her türlü alanda kullan. Mesela 3 santimlik bir cetvel var. Evet Kamil'in çok işine yarar. Kamil aktif kullanabilecek. 3 santim ne yani bayağı bence fazlaca yer ölçebiliyor şu evet, an. Evet evet. Şimdi ben abi ona bir hazırlık yaptım. Oo bayağı istasyon yapmışsın evet. Abi. Şimdi bu. Tornavida kısmı. İç çalışıyor mu? Gayet bak. 10 numara çalışıyor. Çalışıyor. Tabii yani bu arada tornavida olarak bunu al kullan demek çok doğru değil ama hayat anlık, kurtarıcı anlık atışlar. Yani bazen şey oluruz ya ulan neydi acaba açsam falan bunu evet. Çıkartırsın ondan işte. Ondan sonra şu somun tarafı var ya bak şu. Hı-hı. Orası denesene şunu açar mı? Açar abi. Açar ama Hayır. Bak gayet güzel evet işte. Sıkıyor. Tamam. Gördün mü? Bir de şeyini deneyelim kesmeyi. Avuç. Avuç. Kamil. Bu benim çok işime yarar. Evet bu Kamil'i seviyorum. Bu demek ki havuç kesmek için değil. Bu abi havuç soymak için. Olabilir. Bak 10 numara bu hani bizim... yarısını alıyor havucun. 10 dur bakayım. Ayy mahvettik buraları. Bir şey olmaz. Tahta... Abi çok zor ya. Peki burası sence ne için abi olabilir? Çözemedim. Ya ip kesmek için falan olabilir. Ve gerçekten dalmal da soyarsın. Soyarsın. Rahat soyarsın. O yüzden denemek istedim hı-hı. Burada. Vallahi güzel. Güzel ürün. Bunu yaptırabilirsem Türkiye'de istemiyorum Çin'den alayım. Niye? Ne fırçalar niye? Para burada kalsın istiyorum. Türkiye'de. Ha o anlamda okey. Türk üreticiler süper. Kazansın. Şu şişeyi versene bir Beypazarı. Buyurunuz. Dünyanın en iyi sodalarından biri. Ben değil mi? En sevdiğim. Sen zaten... Ooo fırlatmıyor oo, da. Kalmalı. Kalmalı yapmışlar. Kamil. Tabii yukarısı saplandığı için. Ama güzelmiş. Bence de güzel. Bunu öpelim o zaman. Öpelim abi, öpülür. Öpüyoruz. Çok güzel. Heh. Evet abi. Neredeyiz lan biz? Allah geliyor. Allah! Gelemiyor. Oo bu bayağı... Abi çanta mangal. Çanta mangal. Evet böyle. Ve Karaca'nın. Ha evet evet doğru. Ya sen gördüm lemurla memurla falan biz böyle... Biz bir kamp yaptık ben de arada bir gitmeye çalışıyorum. İlgin benim. Var diye hani bir görelim dedim. Çok merak ettim bu ürünü. Ben de açıkçası açmadım. Ha çok şık ya bu arada. Ama çok tatlı duruyor ya. Allah! Ağır mı o kadar? Ağır ağır. Yalnız şimdi, çok tatlı ya. Bak şu çok güzel. Evet çanta. Anladın mı? Böyle taşıyorsun. Şurada klipsleri var. Bu arada hiç açmadım. Ben de bilmiyorum. Şimdi keşfediyorum. Ana. Daha ne kadar açacağız bunu? Ha, şu ayağını da açalım. Onu da açalım. Bunu böyle bir koyalım. Şimdi biraz güç uygulasak. Olur. Şunu da verdim abi. Ha. Şundan bir kurtulalım. Ha, paslanması falan güzel. Malzemesi çok güzel. Temizliği de rahatsa 10 numara ürün. Ki öyle gözüküyor. Baksana çok, şu. Çok basittir evet. Onu direkt döküyorsundur. Ha, böyle mi oturtuyoruz? Şimdi. Evet aynen öyle. Bu oturdu. Abi çok iyiymiş. Çabucak çözdünüz mevzuyu ya. Çok iyiymiş bu arada. Ama kullanımı rahat. Şu içine herhalde. Bu da pişireceğimiz ızgara. Vallahi 10 numara ürün. Yakalım mı bir mangal? Yakalım mı? Yakalım. Hatta şeyle... Ha, onu da deneriz. Şimdi Barbarian diye bir dizi var, onu izliyorum. Yine Netflix'te Almanlarla, Alman değil tabii 9. yıl 9'da geçiyor, Romalıları şey. Onlar öyle değil biliyor musun? Daha mı kibarlar? Daha entrika Allah falan. Allah. Vikingler gibi adı Allah öyle abi, değiller ya. Yani. Bir de Vikinglerde şeyi, Viking tarzı yaşayan adamlar görüyorum Instagram'da. Hala var. Var değil mi ya? Var, bayağı var. Hayatları ben, o. Çok özeniyorum. Çok iyi saçlar maçlar. Çok özeniyorum kesin. Ama ben işte bir 70 olmuyor bende o. Niye sen, abi olur, olur ya? Yok bir 70 Viking mi olur? Çift küçük baltayla girersin. Aynen abi. Böyle. Evet. Evet. Şimdi abi döküyoruz. Dök abi. Oh, iri parçalardan falan oluşturduk bunu ya. Evet. Biraz fazla oldu gibi ya. Ha?
Kömür fazla. Ya bu gitmeyin, bahçe neler gördü Tuğkan? Abi izledik şey onu. Ya gerçekten. Onu izledik. Evet. Hele şey videosunda çok makara yapmıştık ya. İnşallah alınmamışsındır. Yok canım. Doğayı katletti. Ya şeydi o, gölde patlatma mıydı onlar? Evet evet. Bir şeyler patlatıyordu. Abi biz de patlıyorduk o videoda. Mangalımız bu. Çok şık. Çok portatif. Mis. Şimdi bir de bunu deneyelim. Aa bir abi bassana bir. Ama uçurabilir. Oğlum çok iyi lan. Tek atar. Bak uzaktan tutuyoruz bir de. En yüksek seviye değil mi? Evet. Evet. Bir de kısırını alsana abi onu. Alalım. En küçükten şöyle. Bu tırt oldu. Tırt oldu bu. İki. İki ha, yapar. İki iyi. İki çok iyi. Uçurmuyordu öyle. Evet. Vallahi patlamalı çatlamalı. Vallahi bu çok iyi ya. 10 numara. Şimdi sana bir sucuk yapacağım. Oo. Ben çok beğendim bunu. Bunu öpelim mi? Öpüyoruz bunu. Aa bu yalanır. Yalamasak daha iyi. Olmuş bile zaten. Oldu oldu ya. Oh, kokuya bak. Biraz canları çekecek. Evet. Helal etsinler. Herkes evet ya. Ya en sevmediğim şey biliyor musun aslında? Mesela ben her hafta mangal yaparım ama bunu sosyal medyada... Ne oluyor lan? Dur. Şu labneyi çıkartsanız oradan. Alıyorum. Şuraya koyalım abi. Abi sucuk çok yağlı bir şey ya. O yüzden zaten alev... bak tam kıvamı oldu be, ben sana söyleyeyim. Ya çok güzel şu an. Siyah siyah suları akıyor ama. Kompaktlığına bayıldım bu arada mangalın. Şimdi labne burada, ve sucuk uyumunu. Labnenin şeyi çok önemli. Bol ne mu? Kadar bol o kadar güzel. En sevdiğimiz. Evet, İnsafsızca koymak tabii lazım. De bol kepçe. Bu nereden keşfetmişi? Kahvaltıda abi, keşfedilmiş gibi duruyor. Şöyle bu. Benim bir arkadaşım vardı. Eskişehir'de tek başına yaşayıp işlettiği bir deve kuşu çiftliği var abi. Deve kuşu yumurtası verir bize? Sorarım. Yani bir incubator yapıp onu bir büyütmek evde. Yani, güzel içerik olabilir. Şey, abiler vereyim mi arkaya şöyle direkt? Afiyet olsun abi. Olur mu abi, ya? Misafirsin sen ya. Birlikte o zaman. Tamam zaten beraber aynen. Yiyeceğiz. Bu arada mangalı öpelim ya. Öpeyim mi abi? Şimdi öpme. Yapışıklı. Beraber gidersiniz eve kadar. Bu mangal öpülür. Bir ısırık alsana bak bakayım. Bir beğenecek misin? Nasıl? Beğendin mi? Olmamış abi ya. Harbi mi? Becerememiş biz. Ya ben çok seviyorum ya. Çok güzel bu arada. Ben normal sucukla sek mayonez çok seven adamım. O hissiyatı yaşattı bana. Ya o labnenin ekşiliği... Aç mısın? Aç aç. Gel istiyor musun düdük? Çok güzel oluyormuş ya. Ya çok güzel oluyor. İstiyor musun babacığım? Ben içinde istemiyorum. Düdük. Tamam öptük hadi. Şimdi milletin ortasında da gömülmeyelim. Ben zaten gömdüm ama... Ha, afiyet olsun. 10 numara tarif, düz ekmek, sucuk, labne. Labne. Deneyin. Aha. Afiyet olsun abi. Evet şimdi çok güzel bir ürün. Önce ben deneyeceğim sonra sen deneyeceksin. Tamam abi. Ya da önce sen dene sonra ben deneyeyim. Zarar verir mi? İğrenmem dersen. İğrenmek? Diş fırçası. Hayır. Bu nasıl bir baş abi? Ama üçlü. Üçlü. Evet. Abi görüyor musun abi? Abi adam endüstriyel tasarımcı. Abi birazcık alakalıyım o konuda. Önce sen dene sonra ben deneyeyim. Bu ne abi? Diş arıyor bak. Aa evet, bütün alt diş, evet, diş etlerine falan. Sarıyor. Bir de bak burası da serkanlık, oynar başlıklı. Çok iyiymiş bu arada ya. Neden bu çok kullanışlı ve iyiyse? Diğerleri var. Diş fırçalarımız var. Niye tek? Evet, acaba neden? Aa bununla çok güzel, bak bu temizlik değil mi? Aynen, çubuk temizliği. Çubuk temizliği çok güzel Kamil. Temizleri çubuk temizliği yapman lazım. Ya vallahi güzel ürün, denemek lazım ama. Evet, ikimiz denemeyelim olur mu? Ama ben 90'lar çocuğuyum. Ben de. Biz bir İyi tane vermem. Fırçayı aynen. 8 kişi çektik. Aynen. Ayakkabıyı da fırçalıyorduk sonra. Gece bırakıyorduk onu kaynar suda. Evet. Ertesi sabah babaanne, dede, hepsi fırçalıyordu. Kim var kim yok, konu komşu yoktu. Siz hiç yapmadınız mı böyle bir şey? Yok abi biz yetişemedik yani. Büyük eksiklik. Canavara benziyor. Alien evet, head evet. Yani direkt. Ha, açılıyor yani. Düşünüyorum böyle, bence güzel yapabilir. Birazcık kısa geldi fırçaları ama. Üçlü ya. Mecbur yoksa böyle kenetlenecek evet. Birbirine. Deneyelim akşam. Dene abi bunu ben doğru. Videoda yayında izlerken tamam, sonucunu görürüz. Orada öğreneyim. Aynen. Evet arkadaşlar fırça burada bak üçlü. Şimdi tam dişi alıyor mu bir kere onu merak ediyorum. Aha! Aa! Hem önde hem arkada hem de altta. Ama bak şunu yapamıyorsun. Şu fırçalamayı yapamıyorsun. Hep böyle. O yüzden ya normal fırça daha iyi atıyorum ben bunu. Şimdi bir bak bakalım. Abi bu direkt klavye temizleyici ya. Evet abi. Açayım mı abi? Aç aç aç. Şimdi bu fırça temiz. Evet güzel. Şunu açalım.
Bu klavyenin tuşunu abi, sökücü. Nasıl anladı adam? Biz bunu var ya anlayana anamız ağladı. Bu ne diyoruz ya? Bu klavyelerin içinden çıkıyor ya kutuların haberi. Hala kullanmıyoruz böyle parmağınla böyle inatla onları tabii. Ne kadar? Yani bir şişe. Alkol, dezenfektan hani fıs 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 fıs. Bu da... Bunu tam anlamadım. Bu iyiye doğru gitmiyor. Valla ben de çıkardığın tuşların içini mi... Bak. Belki... Ha bak burada bunun fırçası da var. Ha mini fırça mini var Kamil. Fırça var. Yani şu plastik genelde böyle hani fırçayla aralar. Çıkmayan aralara girersin. Evet. Ondan sonra da böyle bir fırçalarsın. Niye yorumluyorum yani şu an? Şunu anlamadım. Bu başka... Ya anlamasak mı acaba? Anlamıyor. Her şeyi anlamak evet. Zorunda değiliz abi. Ya Kamil belki kullanır. Dokusu güzel ama. Bir de burası var bak. Ekran silmek için. Hayatta silme. Abi bunun bir anadan yerinde doğru. Falan. Çizer mizer böyle ha, şey vardır doğru ya. Doğru söylüyorsun yaptıktan abi sonra ya. Bir kal. Hii dersin böyle şok şok. Ekranlar ekran. O sırada ekrana yumruk attığım an aklıma geldi bir an. Attın mı? Abi bazen oluyor ya. Niye atıyorsun oğlum abi, ekrana? Çok aksiyon oyunlar oynuyoruz. Harbi mi? Geçen gün yaşadım öyle bir şey. Abi sakin. Yok ya aç kapatacağım sikerim oynamayacağım. Monitör de gitti zaten. Nasıl monitör gitti? Ya böyle dokundum yani hani şöyle küçük ya of şey ya var ya dedim. Tam iPhone'u açacak. Şimdi ben onda böyle bir saniye lag yaşadım, gecikme yaşadım. Uydun. Elim bir değdi. Ne oynuyordun? Zıplamalı engelli bir oyun client bir diye. Şey yani çıkıyor. Öyle. Oyun ne ama biliyor musun? Çıkıyorsun. Bir düştüm en başa düşüyorsun. Oo. Ve bunun 25. saatinde olduğumuzu düşün. Ne mesela, diyorsun abi? Biraz kötü yani. Ben mesela kırardım orada ekranı yemin ediyorum. Biz Ali ile şey oynuyoruz şu aralar. Şeyi çok beğendik ya. Ne? It Takes Two. It Takes Two. Oğlum o ne biçim oyun? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi oyun. Yani ya. Ben şaşkınlıkla... Böyle merakım var ama oyun sallayayım sanardım. Ya, oynayın hep beraber. Mutlaka. It Takes Two gibi bir oyun yok. Var. Aynı. Var bulurum mı? Ben sana. Harbi mi? Var. Yani Ali ile de çok... Sevdik. Çok eğleneceğiniz oyunlar var. Mesela şeyler var. İsmini hatırlamıyorum ama şu an izleyenler belki bilenler vardır. Birbirine bağlısın. Evet. Mesela yine. Senkron. Ortada bir ipiniz var. Ha. Engellerden birbirinize destek olarak gidiyorsunuz. Ya at gibi. Onları bana çok ya. Çok eğlenceli oyunlar ya. Var. Bu arada abi bu böyle fasafiso gibi gözüküyor ama. Bayağı işe yarar. Gerçekten bilgisayarında klavyenin yanında dursa. Ya işe... ben buraya bir kül döktüm, buraya bir şey döktüm diye pıst 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 atarsın abi. Allah razı olsun abi. Güle güle kullan. Öpüyoruz. Öptük. Şimdi bu ürün çok incelenecek bir şey değil. Fakat sen abi yayınlarda görüyorum. Bazen çok güzel yargı dağıtıyorsun. Ne gibi? Yapıyorsun, güzel lafını ediyorsun abi. Çünkü oturaklı laflar ettiğin için. Aslında sen benim Twitch versiyonum, ben senin YouTube versiyonum. Anladın mı? Olabilir, yani böyle böyle yapmayın arkadaşlar diyorsun. Diyorum. İşte. Ben biraz argo kullanıyorum. Evet, birazcık evet. Yani. Aynen. Çok da değil bu arada çok canım. Değil, yani ya. Sen benim normal hayatımı biliyorsun. Ben de çok argo kullanabilirim de çok tutuyorum kendimi. E tabii. O yüzden sana savcı tokmağı getirdim. Aklıma geldi o yüzden. Evet, aynen. Bak bu içeriye eklenir hakim işte. Hakim tokmağı, pardon. Bu tam olarak böyle birini banlarken evet, karar verdim. Banlıyorum seni dedim, deyip. Masada dursun. Ya bir dakika. Oo çok güzel ama evet. Bu dekor olarak bile... Aynen. Hakimler bunu vuruyormuş abi. Hiç de görmedim bunu vuran hakim ama çıplak gözle. Ama hep bu vardı. Evet, hakim tokmağı diye satılıyor abi. Yalnız abi bir şey soracağım. Bu ürün böyle sanki şey gibi. Bak üstünde ne yazıyor? Adalet mülkün temelidir mi yazıyor tabii evet. Ki. Ha bu da yerli. Ben bir anda... Ha yok ama iyi koymamışlar. Hakim tokmağı. Hakim tokmağı. Hakim tokmağı. Tokmak, aslında tokmak bizim Kamil'de tokmak işleri. Öyle mi? Tabii tokmak deyince hep Kamil bizim yani yürütücü amiral gemimiz. Bir şey söyleyeceğim, takviye olacaksa... Yok sana daha çok yakışır abi. Bana evet, daha mı çok yakışır? Aynen. Vurursun masaya. Ya, vururum o zaman. Ha. Elimden geldiğince. Ya bu öpülsün atılsın diye değil, bu sana gerçekten ha, bu... hakim tokmağı böyle bir şeymiş. Masanda durmasını istersen dursun diye veriyorum. O zaman bunu hep masamda tutacağım yayınlarda da. İstersen. Anarız arada bir yani. Aynen ister. Yani mutlaka yeri gelir. Gelir. Orada verirsin. Bu tokmağı... Evet aynen vururum al buraya. Bu tokmayı. Anladım. Tokmağı. Video bitti. Bitti mi? Bitti vallahi ya. Vallahi mi ya? Hı. Vallahi çok sağ ol geldiğin için ya. Ben teşekkür ederim. Bir ha, de bir sürü de bir hediye gün... verdin. Ya ne olacak? Tokmak olsun, şey olsun. Tokmaksız olmaz. Olmaz. Çok önemli. Ben de sana gelirim bir gün. Birlikte ne yapalım? Olur. Soru cevap. Taşın. Bir zaten taşın. Taşın ben oraya bir taşın, önce pisliğini ölçmeye geleceğim. Sen geleceksin mi harbiden? Geleceğim. O zaman bak inşaat temizliği yaptırayım ilk seni inşaatları koymadan seçeceğim. Geçen gün de diyorum ki... Bunu diyorum ev temizken, hiç kullanılmamışken, ben daha geleyim. Affedersin popom klozette değmemişken ben oraya Uras abi çağırayım tamam. Dedim. Çünkü Annos'ta büyük felaketler yaşadık. O ne abi? Ya o eve girip hasta çıkmadık ya. Değil mi Kamil? Bir ışık gitti ha.
Evet, dayanamadı artık. Artık. Hangisi? Ha şu mu? Ne yapalım? Durum ama bu. Çok güzel videoydu. Teşekkür ederim. Vallahi sağ ol geldiğin için. Keyif almışsınızdır. Ben de böyle bir yayında daha rahat yorumluyorum. Orada bir de bakarsın. Abi şimdi burası senin alanın. Şimdi işte içerik, kitle, her şey farklı tabii, olduğu zaman bunu da daha iyi anlar izleyici zaten. Bizde asıl olması gereken bu. Hep böyle birbirimize uyum sağlamak ve eşlik etmek üzerine. Chat'te bakarsın. Chat'te biz dokmak mokmak yapıştırırız. Yapıştırırız biz zaten. Ben yapmıyorum, chat yapıyor biliyorsun. Aynen, yani tabii şey. Canım. Ben de bir şey söyleyeyim. Hep chat. Yani suçlu abi ne chat. Olacak ya? Çocuk sadece muzun yanına iki tane hiç mandalina ya. Koyalım dedi. Orada adam buz içiyor, şey yapıyor. Of neler neler ya. Hiç yakıştıramıyorum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Öpüyoruz.